Bir yanda güneş, bir yanda kara bulut, bir yanda yağmur. Bana söyler misiniz? Hangi sanatkar böyle 7 boyut değil, 70 boyutu içerisine havz eden harikulade bir görsel şölen sunabilir? O portreyi hem görüp hayran olacaksınız, hem görseliyle gönlünüz şenlenecek, hem yağmur damlacıklarıyla yüzünüz etkilenecek, hem tasarısına hayran olacaksınız. Her ne açıdan bakarsanız bakın, size kendinizden alacak, bambaşka bir hülyaya ve rüyaya taşıyacak böyle harikulade bir tasarıyı. Sadece şu benim bulunduğum bakış çerçevesi yönüyle ortaya koyacak. Kuvvet ve kudret nedir? Bilinmezliğin dehlizlerinden çıkıp sual ve sorgu formülüyle yaşamını ve hayatını formülize edip aydınlığa yönelebilenlere, sadece bakmayıp her daim görmeye çalışanlara, dehlizlerden kendine çıkış kapısı açabilenlere selam olsun. Estaizu billah, inna fi khalaqis semavati vel ardi ve ihtilafil leyli ven nehar la ayatil le ulil elbab. Yerlerle göğün yaratılışında, yerle göklerin yaratılışında, geceyle gündüzün peşin sıra gelişinde aklını kullanabilenler için ibretler vardır. İbret olmadan ibret alabilenlere selam olsun. Su dibinde hakkın şahidi şehitlerden feyz alıp hayatının her alanını şehadet aşkıyla yaşayabilenlere, nurun, aydınlığın takipçilerine selam olsun. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Yerle gök birbirine bitişikken onları ol deyince yakulu lehu kun feyakun, ol deyince birbirinden ayıran ve şu anda dahi sürekli genişletici olan Allah'a hamdolsun. Vessemâ-i zâtil hubuk. Gökyüzünde güneşe, aya ve gezegenlere ayrı ayrı yörüngeler çizip onları kuvvet ve kudretine ram edene hamdolsun. تكون يا أولي الأبصار كذا تكون يا أولي الأبصار akıl sahiplerine ve görüş sahiplerine yaraşan beşeriyetin vermiş olduğu zafiyetlerin içinden gücü yettiği kadar ittakullah mesafatun, gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının ayetince her daim silkelenip burçların semasında yankılanan güneşin ışığını gönlüne yazmaya, vahyin nuruyla taşımaya çalışmak.
Harika bir resim.